İşte onu daha çok yükseltmişti. Bir baktık ki onda bir erime yaşanıyor. Şu anda konuşulmuyor bile. Muharrem İnce'de de o Özdağ etkisi olacak diyenlerin sayısı zaten fazlaydı. Siz ne görüyorsunuz? Hem şimdi hem de seçime doğru Muharrem İnce'nin potansiyelinde erime artar mı? Bu genç seçmen kitlesinde özellikle o tavır değişikliği nasıl olur? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim, yani burada hepimiz hemfikiriz, bu sıradan normal bir seçim değil. Yaşamsal bir seçim, Türkiye kader için seçimi, ve evet. kader seçimi evet. hepimiz için. Şimdi böyle bir seçimde yarışacak iki aday belli. Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da 6 partiyle büyük bir uğraşıyla ortak bir programda birleşerek Türkiye'de başka bir ufuk açtı. Bunu görelim ve böylece bu yarış daha da eşitlendi. Bu çalışmadan sonra, özellikle programı da açıkladıktan sonra, son Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bütün etkinlikler, Alevi konusundaki açıklamada daha olumlu bir hava yaratıyor. Şimdi Muharrem İnce başlangıçta aday olduğu zaman ne düşündü bilmiyorum. Ama iş bu noktaya geldikten sonra, bu ayan beyan ortadayken, yarışın kimler arasında olduğu ortadayken, hala %3-5 oy diyerek orada ısrar etmesini ben doğru bulmam. Neden? Çünkü kendisi CHP kökenli bir insan, onlarca yıl orada mücadele etmiş ve Kılıçdaroğlu tarafından, onu da söyleyeyim, partide çok büyük bir istişare yapılmadan Cumhurbaşkanı adaylığına getirilmiş. İstişare yapılmadan. İstişare yapılmadan derken partinin çok örgütleri büyük var. Kapsamda. Partinin sonra inisiyatifini kullandı çok fazla. İnisiyatifini kullandı, tamam, o günkü şartlarda bunu kullandı. Biz de o günkü yöneticiler olarak, partiler olarak peki dedik, hep birlikte çalıştık. Yani ben en az 3-4 ile gittim. Çalıştım. Ama sonra baktık ki Muharrem arkadaşımız bir yorumlarında ben CHP'den çok oy aldım diyor. O seçimler sonrasında. Böyle bir şey yok. CHP 100 yıllık bir parti. Atatürk'ün kurduğu bir parti. Başarılı dönemlerinden için başarılı olduğunu biliyoruz. Sisteme karşı, düzene karşı daha çok demokrasi, daha çok adalet vesaire dediği zaman insan hakları yükseliyor. Yani bu tarihi partiler kendi işlerinde demokrasi de benimsediyse diğer partilere göre tartışırlar. Yönetimlerini değiştirebilirler. Evet. Bütün tarihi partiler böyledir. Ne, köklerinden aldığı güçle kendisini yenileyebilir de zamanın koşullarına göre. Türkiye özgü bir şey değil bu. Bugün 180, 160, 163 yıllık partiler var. Bizim eşdeğerimiz Avrupa'da tanıyoruz. İçinde de olduk. Şimdi Muharrem İnce şu noktadan sonra görmesi gerekir ki alacağı her oy öbür tarafa yarıyor. Ve Türkiye'nin önüne açılacak bu ufuk, bu yenilenme olayını zedeliyor. O zaman o 30 yıllık CHP'lilik, CHP'nin içinde yaptığı görevler, kendisine Cumhurbaşkanı adaylığının verilmesi hepsini dikkate alarak, nitekim kendisi bunu ifade etmiştir. Kılıçdaroğlu beni aday gösterdi. Ben ömür boyunca bunu unutmam. Hiçbir zaman, hiçbir gerekçeyle de kendisinin karşısına aday çıkmam demiştir. Demiştir, evet. Basında var. Evet. Şimdi mesela ben siyasette en çok şunu eleştiriyorum. Bugün yine galiba gelirken söyledim. Bahçeli'nin ve bugünkü İçişleri Bakanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediklerini dinledim. Yani bir siyaset kültüründe farklı partilerin bu kadar insanların kişiliklerine hakaret etmeleri falan, benim siyaset anlayışımda bu yok. Evet, ben şu ideolojide bir siyaset görüşü sahibiyim, sosyal demokratiyim, CHP'liyim, onun ilkelerini benimsiyorum. Öbür arkadaşımız da liberal, onun da yeri var. Öbürü biraz daha sağda, neyse solda, bunun da yeri var. Ama bunu böyle bir düşmanlık haline getirmemek lazım. Şimdi bunları söyledikten sonra İnce'nin bence oturup halen zaman var durumu değerlendirmesi lazım. Seçimlerin... Geç kalmadı yani, hala var. Tavır alabilir. Halen var. Nitekim kendi tabanından, kendi arkadaşlarından, üst düzey yöneticilerinin tanınanlarından da istifalar oluyor biliyorsunuz. Örgütlerden de oluyor. En son Eskişehir'de bir tıp profesörüdür, Gaye Sular Hanım istifa etti. Dün kendisiyle evet. de uzun uzun konuştum. Yani yapılan işin yanlış olduğu kanaatinde birçok arkadaşı, yola çıkan arkadaşı. Gaye Hanım da aynı zamanda CHP kökenli değil mi? O da CHP'den evet. gitmişti. Evet. Tabii ya, birçok CHP'li arkadaş acaba burada bir CHP'nin içinde hep bu arayışlar vardır. Yani olmuyor, yürümüyor diye işte Hakan Bilir, Baykal zamanında, Aydın Güven Gürkan vesaire hepimiz bunları arayışları yaptık. Aydın Güven Gürkan'ın rahmetlinin bir şeyi var. Son parti çalışmalarımızda, yani CHP dışındaki arayışlarda. Dedi ki ya işte birçok grup memnun değil Baykal dönemi. Parti içinde demokrasi de pek işlemiyor. Benleriniz iki kere görevden alındı, bir başkanı iki kere İstanbul'da. Neyse, bunlara girmeyelim.
Ama bu arayışlar sonucunda şunu gördük partinin dışında. Birden o partideki eksiklikleri giderecek, partinin asıl ilkelerini, ruhunu hayata geçirecek insanlar bir parti yerine 2-3 parti kurmaya başladılar. Sonuçta Aydın Güven Gürkan rahmetli bize bir mektup yazdı. Evet, şikayetlerimiz var. Parti içinde kendi değerlerine, ilkelerine uygun bir yönetim yok. Ona karşı ortaya çıktık, bir şeyler yapalım dedik ama gördük ki henüz bizim bu siyasi kültürümüzde CHP'siz de olmuyor. CHP'li olmuyor diye çıktık. Aslında CHP'li olmuyor değil, CHP yönetimlerinden ötürü diye çıktık. Bunu yazdı. Şimdi ben Muharrem İnce'nin hiçbir şekilde %3 alır mı bilmiyorum. Onda da şüphem var. Bu pozisyonda kalmasından yana değil gönlüm. Kendisinin bir şekilde halen içimde böyle bir şey var. Çıkıp evet gördüm. Rakamlar ortada. İstediğim sıçramayı yakalayamadım. Efendim? Sıçramayı yakalayamadım. Demesi lazım. Nitekim onun göremediği bu şeyi çevresindeki birçok arkadaş, bildiğimiz arkadaşlar, ilçe başkanları, işlerinde yöneticiler, il başkanları bıraktılar. Dediğimiz gibi yaşamsal bir seçime gidiyoruz. %1'inde, 2'inde, 3'ünde faydası olabilir. Ben ayrıca ikinci tura kalacağını da pek zannetmiyorum. Seçimin mi? Ben İnce ve Oğan faktörüne rağmen sonuçta %51 alan kazanıyor. Kılıçdaroğlu ona yaklaştı. Bütün kamuoyu araştırmalarının ortalamasını da alsanız bunu görüyorsunuz. Bir aksilik olmazsa. Varsayalım ki kaldı. Bence olmaz ya. Peki ikinci turda kim yarışacak? Yine yarışacaklar Erdoğan'la belli. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Ama onun ben yarışacağım onunla demesini hiçbir altyapısı, hiçbir dayandığı bir veri yok ortada. Dolayısıyla bunları da dikkate alarak bence burada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyorum ve istiyorum da. Evet, umut ediyorsunuz. Şimdi araştırma diyoruz, sadece yöneyle ankete bağlı kalmayalım. KONDA araştırma da yine bir veri ortaya koydu. KONDA araştırma başkanı Bekir Ağırdır da diyor ki, Muharrem İnce faktörüne baktığımız zaman şöyle konuşuyor. Bu seçmenlerin yarıya yakını ilk defa oy kullanacak seçmenler, geleceksiz, çaresiz, Wikipedia'yı, ekşi sözlüğü yasaklayanlara tepki